Eğitim fakültesinin yapması gereken işlere söz gelince şunu unutmamak gerek. 1952 yılının 52 yılında 5. Milli Eğitim Şurası toplandı. Bu toplantıda öğretmen yetiştiren okullarda ve tabi Gazi Eğitim Enstitüsü'nde de bir değişik programlarında bir değişikliğe gidildi. En büyük değişiklik öğretmen yetiştiren müesseselerden pedagoji dersinin çıkarılması, onun yerine eğitim psikolojisi diye bir dersin konmasıydı. Gerçi pedagojinin içerisinde psikolojinin yeri vardır ve çoktur da ama hiçbir zaman pedagoji dersi bir eğitim psikolojisi dersinin yerini tutamazdı. Nitekim o zaman pedagoji dersi öğretmeni olan Halil Fırat Kanat şurada buna karşı çıktı. Fakat bunu şuradaki üyelere, özellikle bu Talim Terbiye Kurulu üyelerine ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nün müdürü olan Vedide Bağapars'a kabul ettiremedi. Yani Vedide Bağapars çok iyi bir eğitimci olduğunu söyledik ama bunda nedense Amerika'da almış olduğu eğitimin herhalde etkisi vardı. Onların kendileri orada gördükleri derslere uymuyordu. Talim Terbiye Kurulu'nda da böyle üyeler vardı. Yani Amerika'da eğitimini yapmış gelmiş üyeler vardı. Onların etkisiyle bu değiştirildi. Böyle oldu. O zaman Halil Fikret Kanat 1953 yılında, ben 1953 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'ne öğrenci oldum. Halil Fikret Kanat derse geldi bize. İlk derste çocuklar dedi, pedagoji dersini dedi, memlekette bilmeyen çok insan var. Talim Terbiye Kurulu da bunların başında dedi. Aynen böyle. Eleştiri sözünü çekinmeyen bir eğitimciydi zaten. Başında dedi. Pedagoji dersini öğretmen yetiştiren müesselerden kaldırdılar. Onun yerine eğitim psikolojisini koydular dedi. Şimdi dedi size ben bu derste hiç şimdiye kadar 25 senedir bu okulda öğretmenim. Ama bu okulda okutmadığım bir şey okutacağım bu derste dedi. Birinci derste. O da dedi pedagojinin tekamülü ve pedagoji ilmi diye bir konudur dedi. O gün verdi. Bize tuttu. Bu dersi ilk derste verdi. Burada bakınız 1954 senesinin 12 sayfalık bir eseridir bu. Daha sonra da bunu bastırdı. İşte şudur o. Bastırdı. Bu dedi pedagoji kitaplarımda yok dedi. Kitaplarımda yok. Ben bunu bu sene gerek gördüm. Size bu dersi veriyorum. Bunu bastıracağım dedi. Bir gün bastırmış bunu işte elimde. O zaman notlar halindeydi bize verirken. Bastırmış. Getirdi sınıfa. Hepimize birer tane verdi bu dersi. Çocuklar dedi. Bu formayı kitabınızın en başına koyun dedi. Yapıştırın dedi. Bakınız yapıştırdım o günden beri. Kitap bu. Konu bu. Pedagojinin tekamülü ve pedagoji ilmi. Burada pedagojinin nasıl bir bilim olduğu, pedagoji nedir, bu nasıl gelişmiştir, bunlarla ilgili uzun uzun açıklamalarda bulundu. Hatta Almanya'daki, zaten o Almanya'da eğitimini görmüş olduğu için Almanya'daki eğitimcilere, profesörlere mektuplar yazmışlar. Bu memleket, burada siz pedagoji okutuyor musunuz diye. Onlardan da parçalar almış. Onlar da okuttuklarını söylemişler. Yani bu bir yerde Halil Fikret Kanat'ın bu konuyu bizimle dertleşmesiydi. Bunu buraya yazmış. Sonra bize gene eskisi gibi pedagoji dersini okuttu. Kitabından işte. İki ciltli kitabı, bak burada elimde var. Bu şu birinci ciltti. Bir sömestre okurduk bunu. İkinci cilt, iki sömestre okurduk. Buradaki konular belli. Bir de eğitim psikolojisini düşünelim. Eğitim psikolojisinde genel olarak çocuk gelişimi okutulur. Birazcık öğrenme okutulur. Böylece çocuk gelişimi öğrenme dersinden ibarettir. Eğitim psikolojisi.
programa pedagoji konmadı. Pedagojiyle birlikte bir ders daha ortadan kaldırıldı o zaman. O da özel öğretim yöntemleri dersiydi. Yani bir sınıfta bir ders nasıl verilir? Mesela özel öğretim yöntemlerinden ilk okuma ve yazma çocuğa nasıl öğretilir gibi. Başka bir şey de matematik öğretiminde matematik dersi çocuğa nasıl öğretilir gibi. Bu dersler de kaldırıldı. Bu dersler kaldırıldı ama bir şey düşünmüşler, eğitim programına derslerin psikolojik temelleri diye bir ünite koymuşlar. Yahut koymayı düşünmüşler. Ama bu konmadı. Konmadı. Bununla ilgili kitap çıktı. O kitapta da gene böyle bir konu yoktu. Yani eğitim psikolojisi kitabı yazdırıldı bizim okulun müdürüne ve arkadaşlarına. Onun içerisinde gene böyle bir konu yoktu. Yani demek istediğim şu, 1952 yılında yapılan bu değişiklikle pedagoji bir yerde ortadan kalktığı gibi onun yanında özel öğretim yöntemleri dersi de kaldırıldı. Hem öğretmen okullarından, bizim burada biraz kalkmadı, pedagojide devam etti. Bize Fuat Baymur giriyordu derse bize devam etti. Nedense işte o da ayrı bir şey. Bundan sonra bir ders daha kaldırıldı. O da pedagoji tarihi. Pedagoji tarihi nedir? Hani demin hoca gayet kısaca bize anlattı ya en başta. O şeyin içerisinde o da vardı. Pedagoji nasıl gelişti diye çok kısa anlattı. Pedagoji tarihi diye bir ders vardı. Bu ders öğretmen okullarında 1918'den beri okutuluyordu. 52'de bu kaldırıldı. Kalkınca çocuklar artık büyük eğitimcilerden habersiz olarak yetişmeye başladılar. Öğretmen okulundaki yetişen öğrenciler. Bizde pedagojide devam etti. Pedagojide devam etti. Biz onu da okuduk. Onun da ayrıca kitabı var. İki ciltliktir. O da büyük bir. O da pedagoji tarihi. Yani orada Sokrat'tan tutun da başlayan, ondan sonra beri de Candivi'den bugünkülere kadar geliniyor. Eğitimciler orada anlatılıyor bir bir. Eğitime katkıları neler olmuştur, ne oluyor, ne gidiyor. Eğitimde birbirini nasıl eleştirmişler, nasıl bir gelişme olmuş. Oradan bunu öğreniyorsunuz. Tabii herkes oradan, hani demin siz bir şey sordunuz, öğretmenlerinizden ne aldınız? Her öğretmenden bir şey aldık. Şimdi orada da her eğitimciden herkes bir şey alıyordu. Bir şey alıyor. Mesela Pestalozzi. Pestalozzi eğitimde ayanilik ilkesine büyük yer vermiş. Çocuk sevgisine dayalı bir eğitimi ön plana getirmiş. Halk eğitimini de gene eğitimin bir yerde merkezine oturtmuş bir eğitimci. Pestalozzi. Bu böyle bir eğitimciden bugünkü çocuklar mahrum yetişiyor. Yok. Kaldı ki Pestalozzi'ye benzeyen daha başka ne eğitimciler var? Candivi'ye gelinceye kadar, daha ilerisine gelinceye kadar. Şimdi bu bir eksiklikti bence. Pedagojide nispeten bu biraz fırtınayı az atlattı pedagoji bölümü. Yani bu dersler okundu. Ben bu dersleri de okuttum. 68'den 82'ye kadar falan. Onu ben pedagojide okuttum bu dersleri. Ama diğer bölümler bilmiyor tabii, onu bilmiyor. Şimdi bunun üzerine ben böyle bir konuşma sizden geleceğini anlayınca gittim Almanya'daki eğitimi tanıyan Profesör Doktor Hasan Coşkun diye bir arkadaşım var. Ona rica ettim. Ya sen Almanya'da okudun. Almanya'da öğretmen yetiştiren müesselerde pedagoji diye bir ders var mı dedim. Var dedi. Ver şunu bakalım kitabını dedim. Aldım. İşte kitap burada. Bakın gösteriyorum. Kitap burada. Bu pedagojiye giriş kitabıymış bir. İçindeki konulara baktım. İçindeki konulardan bakınız neler var. Temel kavramlar ve konseptler. 7-8 tane bakın, içeriğine girmiyorum. Klasik eğitimciler. Bakınız Comenius'tan başlıyor. Bugüne kadar geliyor. Ondan sonra eğitim akımları diyor. Bugünkü eğitim akımları nelerdir? Onların da gene parçaları var bir sürü. Bundan sonra seçilmiş
disiplinler ve alanlar yönlendirme diye bir bölüm daha var. O bölümde de yönlendirme ve yaşayarak öğrenme, yetişkinlerin eğitimi, sağlık eğitimi, kültürler arası eğitim, medya eğitimi, cinsel eğitim, sosyal pedagoji, çevre ve ekonomik eğitim, trafik eğitimi gibi konular var. Şimdi bir de bizimkine bakalım. Bizim eğitime giriş derslerinde, o da sonra kondu ya, eğitime giriş 1968'de kondu. Demek ki 1968'e kadar 52'den yetişen öğretmenler eğitime giriş dersini okumadılar. Kondu ama o da tam bu şimdi Almanya'da falan gördüğümüz gibi bir değil. Daha evvelki gibi de değil. Öyle dedi. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle. Eğitim psikolojisinin temelleri, sosyal sosyolojinin temelleri, felsefenin temelleri, eğitim bilimleri tarihinin temelleri falan gibi. Ne kadar ders okutuluyorsa o derslerin ilk başlangıçlarını içeren bir ders durumunda. Ben de yazdım onun bir kitabını ama ben bunların etkisiyle bunların arasına tuttum pedagojide daha evvel görmüş olduğumuz o önemli dediğimiz bugün olmazsa olmaz diye düşündüğümüz eğitim ve öğretimin temel genel kurallarını da aldım. Ondan başka eğitimcileri de anlatırken eğitim felsefelerini falan anlatırken biraz ayrıntıya daha kaçtım. Bir de ben böyle yazdım. Yani bunun bir sınırı yok. Sınırlar daha bakanlıkça tespit edilmiş ama o sınırda kalırsan yeterli olmuyor. Biraz daha ilerisine giderek böyle yaptım. Bir iki defa da o basıldı galiba ama ben tabii üzerinde durmadım. Başkaları da birisi azıcık ilave yapmış demedi. Demedi. Öyle kaldı. Şimdi bakıyorum da ben Almanya'nın eğitim çocuklarına öğretmen, bütün öğretmenlere mecburi bu ders. Evvela temel kavramları veriyor. Bizim bugün temel kavramları veren bir dersimiz yok. Bugün yok. Verilse verilse eğitime girişte verilirdi, verilmiyor. Dediğim gibi başka şeyler. Ondan sonra bu eğitimciler, bakınız burada 12 tane kadar eğitimci var. Mesela Comenius'tan başlamış onlar. John Locke'dan başlamış. Jean-Jacques Rousseau'dan, Pestalozzi'den, Humboldt'tan, Schleiermacher'den, Herbart'tan ve Montessori'den ve bir başka şey. Daha zikrediyor. Her biri hakkında 8-10 sayfa yazı var. Yani bu suretle biz ne yapıyoruz? Bunlardan alacağımızı alıyoruz. Bunlar eğitimin temel kavramlarını ortaya atmış, ileriye sürmüş, uygulamış insanlar bunlar. Bunlar biz de alacağımızı alırız. Ve bir öğretmen olarak bizim görüş ufkumuz bunlar genişledi. Şimdiki çocuk bunlardan yoksun. Hiçbir yerde bizimkiler okunmuyor. Ne şu kavramlardan tam. Yok. Bu da yok. Şuna gelince eğitim akımları. Bunların olması lazım değil mi? Eğitim dünya nereye gidiyor? Gazi eğitim etse hani biz ne diyorduk? Dünyayı evvela taramış. Ondan sonra derslerini almış koymuş. İlkokul programları da öyle. Bütün dünyadaki ilkokul programları taranıyor. Ondan sonra konuyor. İdi. İşte vaktinde. Ve bunu da yönlendirilse bir yerde gazi eğitim resmen bakanlık ama dediğim gibi danışma organı yönlendirilse. Ben gazi eğitim enstitüsünün gene böyle gazi eğitim enstitüsü en azından fakültenin böyle bir eğitim fakültesi durumuna gelmesini düşünüyorum. Yani benim şeyim bu. Tabii her yer aynı imkana sahip değil. Bugün Batman'da da var bir fakülte bilmem. Artvin'de de var ama Gazi Eğitim Enstitüsü köklü bir müessese olması dolayısıyla bunlara sahip çıkmalı diye düşünüyorum. Bu şeylere sahip çıkmalı. Buna sahip çıkarak biz Türkiye'nin eğitim anlayışını, öğretmen anlayışını bir yerde geliştireceğimizi düşünüyorum. Biz öğretmenlik böyle bir şey. Öğretmenlik ezberletici, onu kontrol edici bir meslek değil. Yaratıcı, yeni şeyler üretici böyle bir meslek öğretmenlik. Çocuk sevgisiyle dolu, Pestalozzi çocuk sevgisinin simgesidir eğitim tarihinde. Niye bizden Pestalozzi'ler çıkmıyor? Çıkması lazım. Kaçta Gazi Eğitim Enstitüsü bunlara ortam hazırlayan bir yer idi ve yine böyle bir yer olmalıdır diye düşünüyorum. Diğer şeylere gelince bakınız, bizim bundan hiçbir haberimiz yok.
eğitim psikolojisine şey psikoloji pardon. Eğitime giriş dersine koymuşlar. Yetişkinlerin eğitimi, sağlık eğitimi, kültürler arası eğitim medya. Bunlar yeni konular. Bizim zamanımızda falan Almanya'da da bunlar yoktu. Gelişen zamana göre yeni dersler, yeni konular giriyor. Öğretmenlik artık eski öğretmen değil. Bugünkü öğretmen hiçbir zaman 50-100 yılın öncesi öğretmen olamaz. Yeni ufuklara açılacak yeni öğretmenlere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Hocam siz de duymuşsunuzdur, gazili olmak bir ayrıcalıktır sözü. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi kızım, Gazi'de onun içinde bir pedagoji şubesi var. Bakınız. Belki biraz abartılı oluyor ama ben oraya getirip dayıyorum birçok şeyleri. Gazi Eğitim Enstitüsü Türkiye'nin eğitim sorunlarına sahip çıkan bir yerdir. Özellikle pedagoji bölümü. Dediğim gibi köy enstitülerini burası yarattı. Onu herhalde başka programlarda incelersiniz, incelenmişsiniz. Fakat bugün bir yerde ben kabuğuna çekilmiş gibi görüyorum yani yanılmıyorsam. Yani ben çünkü gazi eğitimle temasım yok 25 senedir ama öyle gibi geliniyor bana. Gazetelerde şurada burada yazarsa ancak okuyabiliyoruz, ederiz. Ama o zaman Gazi Eğitim Enstitüsü, o zamanki öğretmenlerini düşünün. Halil Fikret Kanad'ın, belki birçok kişi bunu bilmez. O zamanki hayat mecmualarında, fikirler mecmualarında, şurada burada yazdığı makaleler var bir sürü. O makalelerde ne? Sinemada ne yapılır? Sinema nasıl seyredilir? Diye yazısı var. Bu ne demektir bu? Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki bir öğretmen çevresine bakıyor, çevresinin sorunlarıyla ilgileniyor, onunla ilgili makale yazıyor kaleme. Gene aynı şeyi demokrasiye geçtiğimiz zaman yaptı Gazi Eğitim Enstitüsü. 1946'da biz demokratik çok partili hayata geçtik. Ondan evvel tek partiliydi. Çok partili hayata geçince herkes demokrasiyi farklı anlamaya başladı. Bilmiyorsunuz zaten. Duyuyorsunuz işte. Yabancı memleketlerde bir demokrasi varmış. Bizde de yeni demokrasi geldi. Bu demokrasi nasıl şeydi de yabancı göçmenler bu sefer araya giriyor. Gelen göçmenler. Canım demokrasi herkesin işte istediğini söylemesi gibi anlıyor. Ondan sonra diyor ki bir yerde çıkıyor işte ben söyleyeceğim istediğimi falan. O da bilmiyor çünkü o kadarını biliyor. Ama bunu öğretecek bir yerde yok. Neresi var? Olsa olsa Gazi Eğitim Enstitüsü var. O zaman o devirde bu Gazi Eğitim Enstitüsü en yüksek okul Türkiye'de. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi kendi içinde. Ankara'da da yeni yeni işte 1-2 45'ten sonra üniversite açılmaya başladı. O da yeni yeni ama köklü olan Gazi Eğitim Enstitüsü. Dediğim gibi sinemanın nasıl seyredileceğini, oralardaki adab-ı muaşeretin ne olduğunu yazmak ihtiyacını duymuş hayat mecmuasında. Ben gördüm o yazılarda. Bunlar az şeyler değil. Ne demek o eğitimci çevresine, böylece dört duvarın arasında adam değil. Eğitimci çevresine bakan, çevresinin geliştirilmesine katkıda bulunan yetişmiş insan demektir. İşte Halil Fikret Kanat bir yerde bu vazifeyi yaptı. O zaman ne yaptı biliyor musun? Gazi Eğitim Enstitüsü Bakanlıktan aldığı 3-5 kuruş dergiyle Eğitim Öğretim diye bir dergi çıkardı. O derginin içinde ikinci sayısı mıydı, üçüncü sayısı mı orada hatırlamıyorum. Demokrasi Eğitimi diye bir makale yazdı. Onu Hüsnü Cırıtlı'nın makaleleri, demin dediğim Bedide Vaha Pars'ın makaleleri, Mithat Enc'in makaleleri izledi. Bunlar az şeyler değil. Böylece o dönemde en azından öğretmen kitlesine öğretmenlik şeysini, demokrasiyi öğretmeye çalıştılar. Demokrasinin ailede başlayacağını, okulda devam edeceğini, hayatta demokrasiye yönelik programlar, demokrasiye yönelik yöntemlerin okullarda uygulanması gerektiğini söyleme. Bunlar Gazi Eğitim Enstitüsü'nde ilkin uygulandı. Daha sonra köy enstitülerinde uygulandı. Küme çalışması dediğimiz, grup çalışması dediğimiz öğretim yöntemi tamamıyla demokrasiye açılan, ona yönelik bir öğretim tarzıdır. Oralardan başladı. Bundan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü gene kendi inisiyatifiyle tabii burada şey müdürken
ve Deva Partisi müdürken bakanlıkla temasının sonucunda demokratik eğitim diye bir konuyu 5. şura mı 4. şura 1949'da açılan 4. şurada dile getirdi ve orada demokrasi eğitimiyle ilgili olarak o zamanki eğitimcilerin tabii Fahrettin Kerim Gökerler falan bunlar dahil tabii eğitimcilerin katkısıyla bir güzel rapor hazırlandı. O raporlar daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na yol gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı ondan sonra okullarda da demokratik hareketlerin olmasını, daha önce de yapanlar vardı ama bir böyle şey halinde, akım halinde okullarını da yerleştirdi. Ben de o sırada Gazi Eğitim'de okuyordum işte 1953-55 arasında. Araştırma tezimi bu konudan aldım. Şöyle, Ankara'da okuyan öğrencilerdeki disiplin olayları ve bu disiplin olaylarına karşı işte okulun geliştirdiği tedbirler gibi bir konuydu benim konum. Yanımda bir de arkadaşım vardı, Osman Gülal diye. İkimiz beraber, o zaman zaten 3-5 tane okul var, yani çok değil. Şimdiki gibi yüzlerce değil. 3-5 tane ortaokula gittik. Ortaokulların disiplin defterlerini aldık elimize. Hangi olaylar intikal etmiş, ne olmuş, ne gitmiş bu konuda bir rapor hazırladık. Ve bu raporumuzu işte araştırma dersi öğretmenimiz Hüsnü Ciritli'ye verdik. Hüsnü Ciritli işte inceledi. Ben sonra onu kendi anılarım arasında da yayımladım. Yani demek istediğim okul çevresine açıldı. İşte bak bu öğretmenler bunu birisinden emir alarak yapmadı bunu. Kendi kendisine yaptı. O makaleleri kendi kendisine yazdı herkes. Ve hatta zorladı bakanlığı. Bakanlığı zorladı. Dördüncü şuranın gündemine aldırdı. Bakanlık da sen bir rapor hazırla dedi buna. O rapor üzerinde şura çalışsın dedi. Sanıyorum Velide Bağpars ve arkadaşlar hazırladı o raporu da. Bunlar çok değerli belgelerdir. Bugün dahi çok değerli belgelerdir bunlar. Ve biz böylece 1950'li yıllardan sonra demokratik eğitime hız vermeye başladık okullarda. 1960'ta bir darbe daha oldu biliyorsunuz. O darbeden sonra gene millet biz demokrasiye alışamamışız da şudur budur dediler. Gene bizim Gazi Eğitim Enstitüsü'nün öğretmenlerinden Ertürk, demin söylemiştim işte adını, Oğuzkan falan. Bu alanda yeniden yazılar yazdılar. Nerede yazdılar? Yine Gazi Eğitim Enstitüsü'nün çıkardığı Pedagoji diye bir dergi vardı. O dergide yazdılar. Bunlar çok değerli yazılar bunlar, çok iyi yazılar. Onlar Amerika'dan aldıkları o doktora eğitiminden sonra Türkiye'nin durumuna şöyle bir baktılar. Mevcut duruma öğretmenleri demokrasi mücadelesinde öğretmenlerin yetiştirilmesine olan ihtiyacı belirlediler. Öğretmenlerin nasıl yetiştirildiğini de birer makale aldılar ve orada yayınladılar. O makaleyi hazırlamadan ve orada yayınlamadan evvel siyasal bilgilerde, hukuk fakültesinde, şurada burada da konferanslar verdiler bu arkadaşlar. Bu özellikle Ertürk'ün konferansı o zamanlar 1961'lerde çok ilgi çekti. Sonra onları da yayınladı o. Onun mesela demokrasi ile ilgili bir güzel kitabı var. O yayımladığı Ertürk'ün o kitapları her öğretmenin, her vatandaşın hatta daha ileriye giderek o kendisi ön sözünde yazar. Bütün vekillerin okumasını ister. Anlaşıldı mı? Kendisi orası da ister. Yani böyle bir şey. Biz demokrasiye yaparak ve yaşayarak, mücadele ederek böyle alışabiliriz. Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gereği olarak böyle alışabiliriz düşüncesini böyle yaymaya çalıştı. Okulda işte dersler, çocuklar grup çalışmasını yaparken o yapıyor, birbirini eleştiriyorlar. Ne bu işte demokrasi eğitimi bu. Demokrasi eğitimi nasıl konuşacağız, sırayı nasıl alacağız, ne söyleyeceğiz. Okullara bu konuda daha büyük görevler düşüyor diye düşünüyorum ben. Bunlar vaktiyle Gazi Eğitim yoluyla yapıldı işte. Dediğim gibi belgeleri de orada açın bakın bu dergileri okuyun. Orada var bunlar.
Ben şimdi onu görmüyorum. Şimdi daha çok olması lazım bunun. Daha çok önderi olması lazım üniversitelerin. Üniversite bunu kendisi bir sorun olarak, bir proje olarak ele almalı ve işlemeli, genişletmeli. Diğer enstitüleri de, fakültelere de örnek olmalıdır diye düşünüyorum. Gazi Eğitim Enstitüsü'nün. Hocam son sorumuza, Gazi Eğitim şeyinin, evet. Son sorumuza geldik. Ülkemizin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi ülkemizin geleceği ilgili, onlar biraz siyaseti ilgilendirir. Benim hiç hayatımda siyasetle uğraşmadım. Ama tabii eğitimin de bir yerde siyasetle birazcık ilgisi de var. Onu da biliyorum tabii. Ama bu konuda şunu söyleyebiliriz. Deminden beri açıkladığımız bu düşüncelerin ışığı altında diyelim. Bugüne kadar yapılanları gene Gazi Eğitim Enstitüsü ve Gazi Eğitim Fakültesi bilimsel bir müessese olarak ele almalı yapılan işleri, bugüne kadar yapılan işleri ele almalı ve bunları bilimsel bir şeye, temele diyelim, oturtulacak fikirleri, önerileri, şunu bunu geliştirmelidir diye düşünüyorum kızım. Hocam çok teşekkür ederiz size. Evet. Ve bizim hazırladığımız sorular bitti. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alabiliriz. Evet, bilmiyorum. Hemen hepsini söyledik gibi geliyor ama tabii sıralı olmamıştır belki. Abi şöyle bir bakalım defterimize bir bakalım ya, neler söylemiş, söylemeyenler varsa. 1981-82 öğretim yılından itibaren Yüksek Öğretmen Okulu Eğitim Fakültesine dönüştü. Üniversitenin bir parçası oldu. O zaman Gazi Eğitim Enstitüsü'nün eski öğretmenlerinden bir kısmı işte çeşitli düşüncelerle, tabii onu bilemem, Milli Eğitim Bakanlığı'na geri gönderildi. Bir kısmı kaldı. Geri kalanlar öğretim görevlisi oldu. İşte ben de onlardan. Şimdi öğretim görevlisi iken ne oldu? Eskisiyle yeni arasındaki farkı soruyorsunuz orada. Eskiden daha samimi bir hava vardı okulda. Üniversite olduktan sonra resmileşti. İnsan ilişkileri de böyle oldu. Neden böyle oldu bilmiyorum ama herhalde orada bir işte araştırma görevlisi, doçent, yardımcı doçent, doçent, profesör falan gibi bir takım kademeler var orada. Bizde eskiden böyle bir şey yoktu hiç. Asistanken de biz herkesi zaten öğretmen görürdük. Asistanları da. Asistanlar da öğretmenler toplantılarına katılırlar. Fikirlerini söylerler, efendim, kararlara hep iştirak ederlerdi, oy verirler idi. Şimdi eğitim fakültesi olduğu zaman fakülte yönetim kurulu başa geçti. Onların dedikleri oldu. Bizden toplantı olmadı hiçbir şey. Hiç olsa da bizi çağırmadılar bile, bitti hiç. Sanki biz orada 30 sene hiçbir şey yapmamışız, hiçbir tecrübemiz yok. Bize bir soru soran bile çıkmadı hiç. Sırası geldiği zaman da şöyle deniyordu. Efendim burası üniversite. Okul değil, öğretmen okulu değil. Ya öğretmen okulu değil olur mu ya? Öğretmen yetiştiriyorsun. Öğretmen yetiştiren kişilerin düşüncelerinden, şundan bundan yararlanmak gerek. Onlar yapılmadı. Hiç öyle bir şey yapmaz. Hep kararlar yukarıdan gelirdi. Fakülte kurulundan gelirdi. Onlar ne derse işte onları yapardık. Böylece yani bir yerde, hani biz demokrasilerde aşağıdan gider fikirler falan olgunlaşır gider diyor, öyle bir şeyler olmadı. İşte sırasında da burası üniversite, program yapılacak, burası üniversite. İşte yukarıdan, YÖK de sonradan geldi zaten. Sonradan YÖK de bu sefer bir yerde bakanlığın yerine geçti. Onlar programı vermeye başladılar. O zaman da bir takım yanlışlıklar oldu. Derslerin adını değiştirdiler. Benim dersim mesela genel öğretim yöntemleri, değil mi? Ya genel öğretim bilgisi. Öğretim ilke, yöntem ve teknikleri diye değiştirdiler. Eğitim psikolojisine, efendim eğitim psikolojisi olmaz, ne olur? Gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, ayırdılar. Ondan sonra diğer derslerde de böyle değişiklikler yapılır. Böylece
bir yerde eğitim düzeni bozuldu açıkçası. Bozuldu. Bu sefer kitap çocuk görürse, eğitim genel öğretim bilgisi kitabını görürse, bu benim kitabım değil. E ne? Benim kitabım şu. Böylece dersler, kitaplar vesaire birbirine karıştı. Öğretmenin takriri en büyük söz oldu. Halbuki biz meşrutiyet devrinden beri öğretmenin takririnden çıkayacaksak. Bu konuda Albert Mahler'in 1933'te İstanbul Üniversitesi'ni eleştirisi var, bir kitabı var. Biz o eleştirilerde, oradaki eleştirileri zaten yapmıyorduk. O eleştiri konusu olacak halimiz yoktu. Yani biz de öğrenciler rahatça tartışabiliyordu, konuşabiliyordu. Orada diyor ki, öğretmen diyor, bir konferansçı olmamalıdır diyor. Biz zaten onu biliyorduk öğretmenken. Yani buranın elemanıyken talebelerimizi zaten demokratik bir tarzda yetiştiriyoruz. Şimdi buraya gelince öğretmen hakimiyeti, yani profesörün sözleri değer kazandı. Kitap kitap bir yerde kaldı. Zaten kitap kalmadıydı. Sonradan kendileri kitap yapmaya başladılar. Yazıldı ama başlangıçta siz arayı soruyorsunuz bana. Aradaki durum buydu. Arada bir böyle bir anlaşmazlık. Sonra biz mesela Gazi Eğitim Enstitüsü'nde bizim 25-30-40 kişiyle ders yapardık. Azami 40 kişi, 20-25 kişi olduğu da oluyordu. 20 kişi işte normaldi. Şimdi burası üniversite dendi ya, burası üniversite denince bize genellikle 150-100 kişi falan 2-3 sınıfı birleştiriyorlar bizim derslerde. Efendim, ders vereceksiniz burada. Amfi öğretime geçti. Ya amfi öğretimin başka, amfi konferans için bir yerdir. Bence öğretim yeri bile değil amfi. Dershanede olur. Sonra dershanelerde de öğrenciler rahatça birbirine konuşabileceği, çalışabileceği, tartışabileceği, sonuçlara ulaşabileceği, fikir üreteceği bir tarzda dersler düzenlenir. Bu normal bir şey. Bugünkü çağdaş pedagoji de bunu gerektiriyor. Ama pedagoji bölümü olmasına rağmen adı yahut eğitim bilimleri bölümü neyse olmasına rağmen çocuklar eskiden olduğu gibi sıralara şöyle yan yana gidin bakın gene Gazi'de hala yeni yapılan şeylerde, yeni yapılan dershanelerde sıralara bakın şöyle. Boydan boya bir sıra. Arka birbirine görüşecek olsa kimse görüşemez bile birbirle. Bu eski bir şey bu. Bu ta eğitim dünyasında canlı bir 1900 yılında söylemiş. Herkes birbirinin ensesine bakacağına diyor. Birbirinin yüzüne baksın. Tartışsın, konuşsun diyor. Biz hala daha birbirinin ensesine baktırıyoruz yani. Ben tabii nasıl ders yapılır bilemiyorum ama bu bana bu fikri getiriyor. Bu fikri veriyor. Yani. Demek ki diyoruz biz öğretmen anlatıyor, çocuk dinliyor. Halbuki biz bütün pedagoji tarihinin mücadelesi bu anlatma ve dinleme esasına dayanıyor. Yani buna dayanıyor. Yeni fikirler, yeni şeyler tartışılacak, görüşülecek, konuşulacak, üretilecek, uygulanacak. Her şeyin bir uygulama, oradaki ilkeleri hatırlıyorsunuz. Ben Gazi Eğitim Enstitüsü'ne geldiği zaman işte modern bir okul dedim. Çünkü bizim sıramız yoktu. Bizim masamız vardı. Biz masalara oturduk 1953'te. İşte modern okul bu. Köy enstitülerinde de böyleydi. 1940'ta, 44'te geldim Hasan onunla. Bizim sıramız yoktu. Masalar vardı. Masalarda işte 4 tane sandalye otururduk. Öğretmen burada falan. Yani böyleydi. Şimdi bu pedagojiye bu daha uygun. Çünkü pedagoji diyor ki anlaşın, tartışın, konuşun, üretin diyor pedagoji. Böyle diyor. İşte Baltacıoğlu da ilk geldiği zaman böyle bir yenilik getirmek istemiş. Duyar mısınız işte? Hürrem Arman'ın kitabında da yazılı. Baltacıoğlu hocalığını yapmış Hürrem Arman'ın. Anı kitaplarında yazılı. Diyor ki kahve var, bir çay ocağı vardı diyor. Herkes çayını kendisi gidip yapardı. Oraya da parasını koydu diyor. Yani idare eden de kendi içinden. Baltacıoğlu da ilk açıldığı zaman sonra Halil Fikret Kanat da yapmış zaten. Halil Fikret Kanat müdür muaviniymiş. Müdürden sonra gelen kişi olarak benim en büyük hizmetim Gazi Eğitim Enstitüsü'ne öğrenci yönetimini sokmamdır diye övünürdü hoca bize. Baltacıoğlu da aynı şeyi yapmış. O da getirdiği yeniliklerden biri olarak bunu söyler anılarında. Ben böyle yaptım diyor.
Parasını oraya koymuş, 2,5 kuruş mu neyse işte o zamanki para. Herkes ki oradan doldurur, çayını içermiş gider. Yani hizmetli şu bu falan yok. Kendi kendilerine ayarlanıyor. Sonra Gazi Eğitmensu kendi kitabını 1936'dan itibaren kendi yapmaya çalışmış. Kendi hazırlamaya çalışmış. Kendisi Kanad'ın kitaplarının bazıları öyle, başka hocalarında var. Ziya Dalat'ın kitapları falan da var öyle. Bastırıyorlar. Burada talebe kooperatifi varmış. Talebe kooperatifi. Sonra kooperatifçiliğe gelince bakın. Kooperatifçilik işi de çok önemli. Bu ilk zamanlarda ilk kooperatif buralarda kurulmuş işte. Gazi'de. Sonra Gazi'nin öğretmenleri Halil Fikret Kanat, Hasip Ahmet Aytun'a bunlar kooperatifçilik kurumuna üye yazılan ilk üyeler. Bir daha başkaları da var. Bunlar ilk üyeler. 25-30 kişinin içinde ilk kurulu. Sonra Halil Fikret Kanat bu kooperatifçiliğinin bir ara bir başkanlığını da yapmış. 45-46'larda galiba. Kooperatif kurumunun başkanlığını da yapmış. Bak burada öğretmen, orada gidip kooperatif kurumu başkanlığı. Memlekette kooperatifçiliğin ilerlemesi yönünde bir adımı da olmuştur buranın. Gene buranın öğretmeni Halil Fikret Kanat talim terbiye üyesi olduğu zaman Hasan şeyde Safet Arıkan'da bakan, bakana okul kooperatifçiliğine önem verilmesi gerektiğini anlatıyor, söylüyor. O da iyi diyor, bunu şey diyor. O talim terbiye kurulu üyesi 1936-39 arasında 3 sene. O arada biz ilkokuldayız tabii o zaman biliyorum. Kooperatifler yasası diye bir yasa çıktı. O kooperatifler yasasına göre, yasada bir Büyük Millet Meclisi'nden çıkan yasa değil. Kooperatif üyelerinin kendi hazırladığı işte bir belge. O belgeye göre her okulda kooperatifler kuruldu. Kooperatiflerin bugün kantin dediğimiz şeylerini de o kooperatifler çalıştırırdı. Talebeler buralarda görev alırdı. Talebeler kendileri yapardı, üretir. Böylece çocuklar işte yardımlaşmanın ne olduğunu, kooperatifin ne olduğunu vesaire öğrenirdi. Genelge yayınladı, bunun bir yönetmeliği de yapıldı işte sonradan. Fakat 1950'de parti değişince, idare yönetim de değişince, şimdi orada şey eğitsel nitelikte bir kooperatifti. Yani basit ölçüde defterleri vardı. Gelir defterleri, gider defterleri, karar defterleri, şu bu. Basit ölçüde kontrolleri de yapılıyordu. Gene de bunu öğrenciler yapıyordu. Tabii bir öğretmen rehberliğinde bunlar yapılıyordu. Biz ilkokuldayken orta dereceli okullarda ve liselerde bu vardı. Burada da varmış. Şimdi 50'den sonra bu kooperatif yönetmeliği değiştirildi. Ne diye değiştirildi? Efendim muzaaf usulü değilmiş. İşte onlar da kullandığı bir usul var. Gelen de giden de bir yerlere yazılıyor ya, muzaf usulü oymuş. O tabii karışık bir sistem. Onu bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor. Şimdi onları okula soktuğun zaman talebe bunun içinden çıkamaz. Onu öyle yaptılar. Değiştirdiler yani şeyini. Yönetmeliği de değiştirdiler. 1951'de falan oldu sanıyorum bu iş. Ben de daha o zaman ilkokulda çalışıyorum. Ben biliyorum yani olayları. Ondan sonra biraz devam etti bu. Biraz dediğim 5-10 sene devam etti. Ondan sonra baktılar ki bunun içinden talebenin çıkacağı falan yok. Çünkü eğitsel bir şey değildi o. Bakan değişince, devir değişince onun şekli de değişti. Kullanılamaz hale geldi yönetmelik. Başka yönetmelik olunca. Böylece bundan vazgeçildi. Şimdi onu bir şeye veriyorlar galiba. İhaleyle birisine veriyorlar. Onlara kantinleri çalıştırtıyorlar yani. Bu duruma geldik. Şimdi bunun gibi milli eğitimde yapılan başka şeyler. Bunların hepsinin kaynağı Gazi'ydi. Türkiye'de cümle yöntemiyle öğretimi, ki bizim alana giriyor o. Benim dersimin alanı. Özel öğretim yani benim dersimin alanıdır o. Biz cümle yöntemiyle öğretiyorduk. Şimdi devir değişti. Ne oldu, ne gitti ben de anlayamadım bir türlü. Harften başlayıp öğretiyorlar. Harften başlayınca ne oluyor? Gitsinler baksınlar. Harften başlayınca çocuklar ağır ağır okumaya başlıyorlar. Oysa cümle yöntemiyle işte bu ağır okumanın olmasın, çocuklar kolay okusun, çabuk okusun, hızlı okusun, çabuk anlasın diye cümle yöntemi vardı. Onun da psikolojik dayanakları vardı bir sürü. Şimdi o dayanaklar şunlar bunlar göz ardı edildi.
Tuttular, harften başlatıyorlar. Neymiş? Bir harfin yanına başka bir harf gelecekmiş de, ondan bir ses olacakmış da, o sesten efendim bir hece olacak, o heceden başka heceler böylece okunacakmış. Bu olmaz bir şey ama oluyor şimdi. Benim demin söylediğim bu, yapılanları bir gözden geçirip bilimsel bir esasa oturtmak gerekir. Bu vazife herhalde tarihini düşünecek olursa Gazi İlim Fakültesi'ne düşer diye düşünüyorum.